bir adam senet almış, karşılıksız çıkmış. Seneler sonra senedin karşılığını alacaklar. O zamanki miktarınca mı yoksa şimdiki değerinden mi alsınlar diye bir soru var. Yani alacaklı olan bir kimse alacağını zamanında alamıyor, karşı taraf ödemiyor. Evet. Tabii ödemiyor mu, ödeyemiyor mu? Aslında burası da önemli. Evet. Tabii soruda karşılıksız çıkmadığı ifadesinin kullanılması ödemiyor olarak algılamamız gerekecektir. O zaman matıl yapıyor. Yani ödeme imkanı olduğu halde borcunu ödememesi bu zulümdür. Evet. Bu durumda borcu ödeme zamanında değil de geciktirdiğinden dolayı bu arada eğer o para değer kaybetmişse ki günümüzde değer kaybediyor, bu değeri tazmin ettirme noktasında İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın fetvasınca fetva verilmektedir. Ancak bu değerin tespiti eski kaynaklarımızda altın üzerinden hesap ediliyor idi. Ama günümüzde altın daha müstakil bir değere sahip olduğu için bu tam paranın değer kaybını temsil etmez, tam evet, yansıtmaz. Bu konuda en güzel ekonomicilerin de ifade ettiği üzere efe tüfe farkını yansıtmak. Yani o dönemden bu döneme ne kadar bir enflasyon olmuşsa o kadar farkı yansıtarak karşı taraftan bunu tazmin ettirmesini talep etmek İmam Ebu Yusuf'a göre. Hele bir de bunu hilaful cinsten yani farklı bir para biriminden karşı taraf verirse onun cevazı da o zaman daha da güzel, daha hepten da farklı olur. Şüphelerden arınmış oluyor. Hem de tamamen şüpheden arınmış olur. Ama genelde zaten senet sahibi olan borçlu ödemekten imtina edeceği için bunu muhtemelen resmi kanallarla, mahkeme kanallarıyla yapılacaklardır. O zaman dediğimiz gibi sadece o farkı yansıtılsın. Fazlalığı varsa da fazlalığı karşıya tarafa verilsin. Evet.